Hepinize yeni bir günden selamlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben mutfağımı topladım kahvaltıdan sonra. Hafif başım ağrıyordu. İlaç aldım. Çok şükür başımın ağrısı da dindi. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Evi komple süpüreceğim. Mutfaktan başlayayım dedim. Buraları temizlemişken ocağımı falan temizledim. Havlumu değiştirdim. Şimdi süpürüp sileceğim. Ondan sonra bakalım yemek ne yapacağız bugün. Hiç yemeğim yok çünkü dünden birazcık çorbam kalmış. Böyle şimdi bana kolay gelsin. Birazdan yine görüşürüz bakalım. Kar manzarasıyla yine kahve keyfimi yaptım arkadaşlar. Rıza'yı markete göndermiştim. Birazdan işe gidecek. Kıyma falan aldırdım ona. Yemek yapacağım çünkü. O işe gittikten sonra artık mutfağa girerim ben de. O bir şeyler atıştıracak şimdi. Yemek yiyip gideyim dedi. Ben de burada oturdum kaldım. Sıradan arkadaşlarımı izliyorum. Vloglar birikmiş. Kaç zamandır bakamıyordum. Böyle peş peşe izledim. Şimdi hatta Yıldız'ı izledim. Yıldız'ın kanalı da var. Sıradan Günler kanalının ismi. Bir tane fırında yemek tarifi paylaşmış. Canım çekti vallahi izlerken. Çok güzel görünüyordu. Ellerine kollarına sağlık. Bu arada onunla da tanıştırmak istedim sizleri. Kanalın ismini buraya da bırakacağım. Sıradan Günler diye her gün video atmaya çalışıyor ve dışarıda da çalışıyor. Yani Yıldız normalde çalışan bir insan ama YouTube'u da ihmal etmiyor. Çok güzel vloglar çekiyor. Ben izlediğim zaman keyif alarak izliyorum. Böyle sıkılmadan izlediğim insanlardan bir tanesi. Ara ara böyle güvendiğim, sevdiğim, izlerken keyif aldığım arkadaşlarımı sizlerle paylaşıyorum biliyorsunuz. Yıldız'ın kanalına göz atmanızı rica ediyorum sizlerden. Destek verirseniz çok mutlu olurum. Mutlaka yorumlar kısmına da kanalın linkini sabitleyeceğim. Fırın yemeğini de en yakın zamanda deneyeceğim Yıldız'cığım. Hatta şuraya bir yere görselini eklerim. Sizler de görmüş olursunuz. Onu izledim. 3 tane videosunu izledim peş peşe. Yeni bitti. Artık kalkıp ben de yemeğimi yapmam lazım. Hatta videodaki malzemeler olsaydı onun fırın yemeğini deneyecektim ama eksiklerim var ama onu da mutlaka deneyeceğim bakalım. Hem işte çalışıp hem evde videolar çekmek vallahi burada alkışlıyorum seni. Çok da keyif alarak izledim. Yolun bahtın açık olsun arkadaşım. Sizler de göz atarsanız çok mutlu olurum. Hemen kalkıyorum. Mutfağa gidiyorum arkadaşlar. Taze ekmeğimizi de almış. Kıyma da çektirmiş. Şimdi ne yapsam diye düşünüyorum. Mutfağa geldim. Bir karar vereyim. Beraber yemek yapalım. Evet Rıza'yı gönderdim. Girdim mutfağa arkadaşlar. Her zaman yoğurduğum gibi köfte yoğurdum. Aynı tarifle. Yine soran olursa malzemeleri yazarım. Yemeğini yapacağım. Şöyle patatesli falan bir tencere yemeği yapayım. Pilav için su koydum. Kaynasın. Kızlar da zaten acıkmaya başlamışlar.
Babamı aradım, dedem Anjiyo'ya girmişti. Açmadı telefonu, onu tekrar arayacağım. Amcamla birlikte hastanedelerdi. Bakalım hayırlısıyla dedem girmişti Anjiyo'ya, inşallah hayırlı haberler. Geçmiş olsun yazan herkese tekrar çok teşekkür ederim. Çok mesaj aldım gerçekten, Instagram'dan olsun, yorumlarda olsun. Allah bütün hastalarımızın şifasını versin, dermansız dert vermesin inşallah. Sebzeli bulgur pilavı yapacağım. Çok uzun zamandır yapmadım yani, bayağı bir oldu. En son diğer evdeyken tereyağlısını yapmıştım. Şöyle canım domatesli, biberli, soğanlı falan böyle çekti. Pilavın pişti, altını kapattım. Şimdi patatesleri kızartıyorum. Şöyle tencerede köfte patates yemeği yapayım dedim. En son onları kızartacağım. Zaten son 4 tane patatesim kalmış, bittiğini bilmiyordum. Gerçi bunlar yeter bana. Pilavımı da şöyle dinlensin güzel. Ocağın sıcaklığıyla kendini çeker diye kapattım ben onu. Bu tenceremi de daha önce hiç kullanmadım. Almıştım biliyorsunuz Şok'tan. Bunu da yapayım dedim. Kızlar da bizi dışarıya çıkar diye söyleniyorlar. Bakın şimdi size göstereceğim. O kadar güzel yağıyor ki şu anda. Her yeri kapattı. Bakın. Hiç durmadan yağmaya devam ediyor. Ne güzel yağıyor ya. Bu sene kara doyduk. Geçen senelerde hiç yağmıyordu. Şimdi artık baya baya yağıyor. Pilavımız yeterince dinlendi. Kızlara şimdi yemek hazırlayacağım. Şöyle göstereyim size dedim. Mis gibi olmuş değil mi Duru? Duru başında bekliyor pilavı. Yemeğimi de kapattım. O da pişti arkadaşlar. Soğanlı, biberli. Suyunu da çekmiş birazcık. Yemek derdini hallettiğimize göre artık mutfaktan bulaşıklarımı yıkayıp çıkabilirim. Saat 8'e geliyor. Yine çok güzel kar yağışı başladı. Benim kızlar camın önündeler. Cam kuşu oldular iyice. Duru'yu uyutacağım ama Duru kardan ayrılamıyordu. Öyle mi Duru? Bakayım. Orada. Ne var orada? Eşleri orada. Bak tara orada eridi. Camı açma anneciğim. Bak eridi tara, bak. Tamam gördüm. Eridi. Karnının eridiğini gördüm anneciğim. Bu arada camı açamıyor arkadaşlar. Birkaç kişi yazmış. Açamıyor. Bayağı bir sert orası. Açmak yok zaten. Ben hep buradayım. Evet. Şşt. Hayır. Bak sen buradan karı seyret anneciğim. Birazdan da uyuyacağız, tamam mı? Az önce yine kayanlar vardı buradan. Vallahi akşama kadar kaydılar çocuklar. İyi eğlendiler. Ben bir ara indirecektim bunları ama sonra başıma bir ağrı geldi yine. İnemedik. Bayağı da soğuk var. Ama yarın ineriz. Babaları da evde, değil mi Duru? Saat 9.30 geçti. Duru'yu uyuttum arkadaşlar. Şimdi makinamı yerleştireceğim. Orada da elde yıkadıklarım var. Akşam yıkamıştım. Bunu önce bir rahatlatalım. Çünkü bulaşık çıkacak muhtemelen. Çay bulaşığı. Sonra Rıza işten gelecek. Yemek yer derken bulaşık bırakmayı sevmiyorum biliyorsunuz. O yüzden bir an önce yerleştirelim bakalım.
En son sizi makine boşaltırken bırakmıştım. Ondan sonra Rıza geldi işten, saat 11'e geliyordu. Çay demledim, beraber çay içtik. Sonra koltukta uyuyakalmışım, birazcık böyle kestirdim. Neyse dedim, videomu editleyeyim, veda etmeyi unutmuşum. Sizlerle birazcık konuşalım istedim. Gündüz dedemi söylemiştim size, anjiyoyla stent takılacak, ameliyata gerek kalmadı diye. Çok şükür anjiyosu güzel geçmiş, doktor çok güzel, başarılı geçti demiş. Stenti takmışlar arkadaşlar. Bundan sonra artık sanırım sadece bu gece yoğun bakımda, yarın çıkaracaklar Allah'ın izniyle, normal odaya alacaklar. Bu arada iki amcam da burada İstanbul'da oturuyorlar normalde. İkisi de izin alıp gelmişlerdi. Yarın bir bana uğramak istiyorlar. Hem evimi görmek istiyorlar hem de bir çayımı içmek istiyorlar bakalım. Yoksa ben annemlere gidecektim onları görmek için. Babaannem de orada çünkü. Bana gelmek istedikleri için ben de bana gelirsiniz dedim. Yarın görüşeceğiz bakalım kısmetse, artık öğleden sonra mı gelirler, akşamüstü mü bilmiyorum. Daha onu netleştirmedik yani. Böyle, yarın kısmetse görüşürüz o zaman. Kendinize iyi bakın. Burada da veda edeyim dedim. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.